Bak burada bir tam bulamadım orayı. Diyor ki hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir şeyle imtihan oluyor musun? O şeyin senden ne zaman kalkar, ne zaman ona razı olursa, ondan memnun olursan o imtihan şeklinden Allah o derdi, o hastalığı kaldırıyor, başka veriyor. Ne zaman ona direnirsen o kadar devam ediyor. Mesela adam sıkıntısı diyelim, karnı ağrıyor, midesi ağrıyor, kafası ağrıyor. Ne ağrıyor, ne ağrıyor de kafası devam ediyor, ağrımaya devam ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söylüyorum bir mana. Diyor ki, bak bir daha. Ne zaman bir insan ne ile imtihan oluyorsa, tamam mı? İzahını söylüyorum, metni değil. Ne ile imtihan oluyorsa, diyelim ki ailevi, ne bileyim psikoloji, ne bileyim sağlık, ne bileyim ekonomi, para noktasında. Ne zaman sen ondan razı olursan, imtihan olmaktan çıkıyor. İmtihan değil o artık. Başka bir şeye dönüşüyor. Bu sefer Allah onu kaldırıyor, başka bir şey imtihan ediyor. Başka bir şeyle. Çünkü o artık imtihan olmuyor. Alıştın ona. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Sen sporcusun ya. Spor yaptın ya. Karate yaptın bilmem ne. İşte bunu kata çizerken ne kadar zorlanıyordun? Bilmem ne. O artık sıkıntı şey yapınca başka bir şeyle. Şimdi Allah senin üzerinde sıkıntı var. Bizim de yok mu? Var. Bak seni münafık yapmadı. Kafir yapmadı. Sokaktaki gibi gafil yapmadı. Davayı tanıdın. Çok şükür Risale'ni kısmen de biliyorsun. İyi de biliyorsun. Ha biraz da müsaade et de o kadar sıkıntı. Ne zaman kalkar sırrı söylüyorum sana. İnan bana ben de senin gibi çile çile çekmişim. Çekiyorum da. Her türlü. Ama gülüyor. Gülmesem o olduğum imtihan devam edecek. Alışacağım ama gülebiliyorum. Gülebildikçe ben o olmaktan çıkıyor. İmtihan olmaktan çıkıyor. Sır bu. Alışıyorsun. Usta diyor ki dertler bana derman imiş. Yesinler derdini ya. Eğer sen bu sıkıntın var ya üzerindeki. Razı ol. Çok şükür ya Rab. Bana tahammülü alıştırdın. Bundan ders çıkarmaya çalış. Bu kalkacak. Ama başka bir şey gelecek. Ama bu ikinci imtihanın bundan hafif olmuyor işte. O zaman buna gül. Fazla kalkmasını da isteme. Dursun. Çünkü ikinci ne olacağı belli değil. Anladın mı? Sır bu Mehmet'im. Hadi bakalım. Hayatında yaşamışım değil mi? Yani şey olan hadis mesela. Yani mesela imtihanı oluyorum. Abim bak bir de Ona söyleyeyim. rıza gösteriyorum. Ona rıza gösterince Alışkanlık değil, kalkıyor o. Alışkanlık oluyor, alışıyorsun. Kalkınca peki alışınca ne yapıyor? Allah kaldırıyor. Ha, bundan terakki yok. İmtihan ne demek? Terakkiye sebep olan şey demektir. Terakki edecek. Alıştın. Bunun artık terakki yok ki alıştın. Şimdi adam eskide çocuk mama yiyordu. Sonra pirzola yiyor. Şimdi doğal doğmaz pirzola yenir. Şimdi artık çorba bize hafif geliyor. Ama biz doğduğumuz zaman ana sütünden sonra çorba içtik. Şimdi çorba bize ne geliyor? Etmet yedikten sonra çorba bize basit geliyor değil mi? Öyle ya. Bu işin sırrı o. Alış, tahammül et. Ondan ders çıkarmaya çalış. Dertlerinle savaşma. Mektuptur. Ne diyor? Öğren. Bir şey diyor o. Sırf hastalık değil ya. Mesela ölümü niçin kiri görüyor? Ya niçin ölümden insan şey yapıyor? Kiri körü görüyor. O hocam hoş geldin. Bunun adı neydi ya? Muhammed Ali maşallah. Şimdi ölümü niye körü körüyor insan körü? Yani kanseri de öyle. Bak şimdi. Ayette diyor ki şu anda numarasını hatırlayamadım. Dünya perest olmak, dünyayı sevme nispetinde insan ölümü kerih görür. O zaman ölüm korkusunun temelinde dünya sevgisi yatıyor. O zaman ölüm korkusu dünya sevgisiyle doğru orantılıdır. Korkmak istemiyorsan dünya sevgisini kalbinden çıkar. Tamam? Ha. Hadi. Selamun aleyküm.